Türkiye pek çok ülkeye nasip olmayacak şekilde Türkiye'nin kültürü, medeniyeti, siyasal sınırlarını fersen fersen aşan bir ülke. Türkiye yeni doğmuş bir ulus devlet değil. Bu anlamda dünyada kıyaslanabilecek çok az ülke var. Bazı açılardan Türkiye'nin kıyaslanabileceği diğer yüzünde başka bir ülke yok. Aslında dünya birisi bir ülkeyiz. Cebindeki parasına göre. Toplamda ise dünya üçüncüsü bir ülkeyiz. Herhalde gelişmişlik düzeyi biraz bu değerleri de içerecek şekilde yapılsa gelişmişlik sıralaması dünyada çok farklılaşacaktır. Çok kültürlük açısından evet geçmişte çok daha farklı kültürleri, medeniyetleri bir arada yaşayabilmiştik. Ama bugün bunları yeniden öğrenmekteyiz. Çağın değerleriyle barışıp Necip Fazıl'ın ifadesiyle asrın idrakine İslam'ı söyletmekse bugünün insanın anlayacağı dilden konuşarak İslam'ın güzelliklerini, kültürümüzün güzelliklerini, geleneğimizin güzelliklerini aktarmaksa herhalde bu son yorumdur İslam'ın ifadesi. Çok aşırı bir yorum olmaz. Sadece korumacı bir tarzla herhalde ilerleyemeyiz. Elbette kendi kimliğimizi, kültürümüzü koruyacağız. Ama bununla birlikte artık yaşadığımız coğrafyalarda çok daha ileri noktalarda, ileri hedefleri koymamız gerekiyor. Rahmetli Erbakan hocamız bir vizyon koymuştu ama bugün geldiğimiz noktada çok daha ileri hedeflememiz gerekiyor. Allah'a şükürler olsun. Bugün Türkiye, az önce söyledik, hani derler ya parayla imanın kimde oldu, nerede olmaz diye. Cebindeki birikime göre dünyanın en fazla veren ülkesi. Türkiye bugün artık alan değil, veren ülke konumunda. Pek çok noktada veren ülke konumundayız. Yeter ki sizler neler yapmak istediğinizi, nasıl bir vizyonunuz olduğunu, nasıl bir hedefiniz olduğunu net bir şekilde bizlerle paylaşın. Türkiye'nin kurumlarıyla paylaşın. Bu noktada mutlaka sizin her türlü güzel çalışmanıza destek verebilecek bir Türkiye ya da Türkiye'nin bir kurumu vardır. It is very costly, but we do it because you know when you get 15,000 Muslim in one place, so it shows the strength how strong the community is, you know, and that you can actually get this large number of people. They are the holidays, so we have the largest Eids across the country. So we organize the both Eids. I'm actually responsible for Turkish diaspora, people outside of Turkey. Looks like you are in spring. Yeah, very nice. We are first diaspora is responsible for Turkish people outside of Turkey. There are 8 to 10 million people outside of Turkey. But we define our diaspora just not for Turks as well. We see the other Muslim societies diaspora as part of our except Muslims. There was one organization from Kuwait that was Islamic in the sense that these are people who meet together to pray and so on. So ayrımcılıkla mücadele programından tutun, çiftçiliği teşvik programına kadar, herkes için adalet programından tutun, aktif yurttaşlık eşit katılım programına kadar birçok başlıklar var. Bu bağlamda yurt dışındaki vatandaşlarına destek veren bir ülkeyiz. Artık Türkiye'miz bu konuda alan ülke değil, veren ülke. Ben 2 yıldır bu durumdayım. Şu ana kadar hiçbir toplantıda sizlerin dövizleri gündemimize gelmedi. 1930'da pardon 80'lerdeki gibi, 90'lardaki gibi yurt dışına döviz ihtiyacı için giden bir ülkenin artık yetkilileri değil, yurt dışına vatandaşlarına destek verme amaçlı giden bir ülkenin yöneticileriyiz. Bu hepimize çok büyük gurur veriyor tabii ki.